Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere akvaryum için kullandığım yemleri göstereceğim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bu hepimizin bildiği akvaryumcularda satılan normal pul yemin ezilmiş hali. Ben ezdim. Çünkü benim akvaryumda iki tane de yavru plati var. Şurada bir tanesi gözüküyor. Bunların daha kolay yemesi için yemi eziyorum. İkincisi, bunu da en başta yavru yemi olarak almıştım. Bunun içinde hem pul yem hem de yavru yemi karışık. Yavru yemi dediğim o yem yuvarlak yuvarlak, top şeklinde, renkli renkli. Bunu kullanıyorum. Ve vazgeçilmezim, balıklarımın büyümesinde çok büyük katkı sağlayan Rotifiş kabuksuz artemiye kullanıyorum. Bunu kesinlikle siz de temin etmelisiniz. Normal artemiye çıkaramıyorsanız, çıkarma aparatınız yoksa kesinlikle bu kabuksuz artemiyeyi temin etmelisiniz. Bunun hazırlanışını zaten ben kanalımda videosu var, fakat kısaca anlatmak gerekirse bir çay bardağına akvaryumda aldığınız suyu dolduruyorsunuz ve bundan da balıklarınızın miktarı kadar o suya döküyorsunuz. Onu karıştırıyorsunuz, 5 dakika boyunca bekliyorsunuz ve şırınga ile dipte kalan yemleri çekip balıklarınıza veriyorsunuz. Bu sayede balıklarınızın çok daha canlı renkleri oluyor ve yavruların çok daha hızlı gelişmesini sağlıyor. Ben 3 yem kullanıyorum diye bunlar asla yeterli olmayacak tabii ki. Sizin de başka yemler kullanmanızda fayda var. Sera'nın yemleri olur. İşte Sera Mix falan, o çeşit yemleri kullanırsanız sizin için tabii ki daha iyi olur. Fakat dediğim gibi bence Rotifiş kabuksuz artemya balıklarınız için, akvaryum balıklarınız için vazgeçilmez bir yem yani. Kesinlikle almalısınız. Bu videom bu şekildeydi. Yemlerden bahsetmek istedim. Bir de faydası olabileceğini düşündüğüm bir şey daha göstereceğim. Akvaryum için ben pH ölçer kullanıyorum. Şu şekilde içinde bu turuncu kağıtlar pH'ını ölçüyor. Akvaryuma batırıyorsunuz. Ve bunun en arkasında da zaten pH göstergesi var. Şöyle bulabilirsem hemen göstereceğim. Evet, şurada. pH'ınızın kaç olduğunu buradan öğrenebiliyorsunuz. Sanırım yanlış bilgi vermeyeyim. Hatta yanlış bilgi değil. Alt Lepsis akvaryumda 6.5 ile 8.5 arasında pH oluyor. Ben pH'ımı daha demin ölçtüm. Benim pH'ım 6.8 olarak gözüküyor. pH ölçmenizde de bence fayda var. Yani kullanabilirsiniz. Çünkü suyunuzun yumuşaklığı, sertliği bence önemli. Kendi fikrim. Bu videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.